Efendim iyi akşamlar. Gece görüşüne hoş geldiniz. Gündem gerçekten yoğun. Ankara saldırısının patlamasının ardından terör örgütüne sert cevap verildi. Verilmeye de devam ediliyor. Bugün de o cevap MİT tarafından verildi. Ayrıntılarını konuşacağız. Doktor Masum Türker, ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı, CNN Türk'te gece görüşünde. İsmet Özçelik, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi, gece görüşünde CNN Türk'te. Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi yazarı. Melik Yiğiter, Türk Medya Ankara temsilcisi. İkisi birden her zamanki gibi gece görüşünde. İsmail Hakkı Pekin, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı da gece görüşünde. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten gündem yoğun. Aslında gündüz saatlerinde yapılan bir nevi sert yanıt, terör örgütüne verilen sert yanıt akşam saatlerinde açıklandı. Görüntüler de geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik 01.10.2023'te gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından Suriye'de PKK, YPG'ye ait bina ve tesisleri hedef aldığı, Ankara saldırısının Suriye'de planlandığını ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye'ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından harekete geçildi MİT tarafından. MİT, Suriye'de konuşulan, şu an ekranda da görüyorsunuz, PKK-YPG askeri tesislerine ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı. Hedef alınan tesisler arasında silah, mühimmat depoları, saldırı, sabotaj birimleri, örgüte ait bazı merkezler, ARGE merkezleri yer alıyor. Operasyonların planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği de ifade ediliyor. Bunlar görüntüler, SİHA'larla gerçekleştirildi. Suriye'deki, Suriye'nin kuzeyindeki, evet, PKK'nın bulunduğu alana yönelik operasyonlar. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile daha önce yapılan anlaşmalar çerçevesinde Fırat'ın doğusunda doğru söyledim değil mi komutanım? Doğru. Evet, Fırat'ın doğusunda Ruslar, batısında da Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Aslında Türkiye'ye verdikleri söz o bölgeden tamamen terörün arındırılması yönündeydi. 30 kilometrenin altına çekilmesi yönündeydi. Rus-Türk devriyesi yapılırken diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri bir anlamda verdiği hiçbir sözü tutmamış durumda. Dolayısıyla terör örgütü orada zaten Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen silah, mühimmat, malzeme, her türlü helikopter, aynı zamanda eğitim, maddi ve benzeri desteklerle diğer taraftan da maddi desteğin yanı sıra petrol kuyuları, petrol çıkartılması ve bundan elde edilen gelirin tamamen silah, mermi ve buna benzer araçlara döndürülmesiyle Türkiye'ye yönelik harekatlarını daha doğrusu saldırılarını, terör eylemlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Ankara'nın ardından zaten hepsini konuşacağız. Türkiye Ankara'da çok önemli bir Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Yeni bir konsept çerçevesinde PKK terör örgütüyle, YPG terör örgütüyle mücadele devam edecek. Hava sahası kontrolü o bölgede bir kısmında Ruslar'da, bir kısmında biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Bu yüzden de Türkiye SİHA'larla, elindeki SİHA'larla çok kapsamlı bir operasyona imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bugün şu an hemen yan ekranında gördüğünüz gibi PKK-YPG hedefleri zaten belirlenmişti. O hedefler vuruldu. İçlerinde askeri tesisler var. Örgütün yönetici kadrolarının yer aldığı hedefler var. Ayrıca silah, mühimmat depoları, saldırı, sabotaj birimleri ve örgüte ait bir takım tesislerle ARGE merkezleri bulunuyor. Belli ki devam edeceği de vurgulandı. Çünkü planlanan hedefe ulaşıncaya kadar operasyonlar devam ettirilecek diyor kaynaklar. Şimdi isterseniz bir haritayı açalım ve buradan başlayalım. Sevgili Ankara gazetecileriyle başlayalım. Sonra komutana ayrıntıları sorayım. Kimin elinde perde arkası bilgi var? Öyle başlayayım hemen hızlıca Zafer. Melik'te var sanıyorum. Vallahi ben... Ne alemsin ya. Evet Zafer, istersen sen başla, sırayla gideyim. Başlamayayım mı diyorsun? Bu durumda Melik'te bir perde arkası bilgi olmadığı gibi bir durumda ortaya çıkıyor. Peki siz düşünün aranızda. Görüntüleri bir kere daha bir izleyelim. Görüntüleri verelim, Zafer üstüne konuşsun. Evet. Tamam. Şimdi bak, filmi bir yıl geriye sar.
20 Kasım 2022. O gün Türkiye ne konuşuyordu? Tarih tekerrür ediyor. Hı hı. O gün biz Irak ve Suriye'ye bir hava harekatı gerçekleştirmiştik. Ve bütün dünya bu hava harekatını konuşuyordu. Hangi olaydan sonra biz bu harekatı gerçekleştirmiştik? İstiklal saldırısından sonra, terör örgütünün istiklal saldırısından sonra. Şimdi ben onlara çıkardım. İşte Associated Press'ten The Guardian'a, hepsi, El Cezire'si, işte Türk jetleri Suriye ve Irak'taki hedefleri vurdu. Türkiye Suriye'nin kuzeyine hava saldırıları başlattı. Associated Press bunu söylüyor. Şimdi bugün ne oluyor? Yine bir alçak terör saldırısı. Evet. Yine Türkiye anladıkları dilden onlara bir cevap veriyor. Hı hı. Yani burada aslında hadise şu. Şimdi sen çok güzel izah ettin. Altında kalın çizgilerle çizdin. Askeri tesisler. Değil mi? Ve terör örgütünün orada adeta bir devlet uygulaması yapmak için, sanki bir devlet oluşumu varmış gibi oluşturmaya çalıştığı yapılar. İşte ARGE merkezi diyorsun, askeri tesisler diyorsun. Evet. Türkiye bunları imha ediyor. Çünkü orası terörün kaynağı. Hı hı. Dolayısıyla terörü kaynağında kurutma politikası neticesinde ve bir hain terör saldırısından sonra Türkiye kendi güvenliğini sağlamak ve teröristlere anladığı ve hak ettiği şekilde cevap vermek için bu operasyonu gerçekleştiriyor. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da önemli. Tek seçenek kara harekatı değil. Onları açıklaması tek soracağım birazdan. Önemli. Burada bir mıntıka temizliği yapılıyor. Sadece onu söyleyelim. Fakat terör örgütü Türkiye'nin bu harekatı, bugün yaptığı bu harekat, MIT'in harekatı o kadar etkili oldu ki sosyal medyada ilginç bir şekilde sanki orada Mehmetçiğin sivil hedefleri hedef aldığına dair bir kara propaganda yürütmeye çalışıyor. Çok haklısın da şimdi Zafer, Allah aşkına terör örgütünün yaptığı kara propagandayı kimse Allah aşkına kafasına takmasın ya. Ama kafasına takmasın da mesela dün ben Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamayı gördün mü bilmiyorum. Orada da Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve güvenlik endişelerine saygı duyduklarını söylüyorlar. Türkiye'nin bu harekatı yapmasına aslında onay verdiklerini satır arasında ifade ediyorlar. Ama ilginç bir şekilde de terör örgütüne doğru da çok fazla bir eylemsellik içinde olmamızı istemiyorlar. Terör örgütü Türkiye'nin içinde Taksim'de orada burada sivilleri hedef aldığında aynı Amerika Birleşik Devletleri ağzını niye açamıyor? Açmıyor. Neden silahları veriyor? Bu tesisleri ben mi yaptım orada gidip? Bak bu çok enteresan. Şu kelimeye dikkat çekmek istiyorum. Bak ne diyorum? Devlet uygulaması. Terör örgütü o bölgede ABD'den aldığı destekle askeri tesis adı altında sanki bir devletmiş gibi orada bazı uygulamalar yapıyor, bazı tesisler kuruyor. Ve bunlar doğrudan Türkiye'yi hedef alabilecek yapılar. Bugün Mehmetçik de bunları imha ediyor. Zafer Bey, 2024 bütçesinde Amerikan devlet bütçesine sunuldu, onaylanan bütçede, onaylandı galiba değil mi? 2020'de ona biraz daha erken oluyor. Bütçede PKK'ya ayrılan para var. Şimdi ya. İsmet YPG, abi, onlar şöyle. Ona YPG diyorlar. YPG yani, diyorlar. Bir dakika bozmayalım. Şöyle devam edelim. Madem aldın sözü, MIT'in operasyonuna ilişkin, sert yanıtına ilişkin elinde perde arkası bilgiler var mı? Valla perde arkası yok da sabahtan beri biliyorsun bu işle uğraşıyoruz. Evet. Seninle de birkaç kez. İsmet abi artık perdenin önüne geçti. Bende var ya. Bende var ama sonra bana gelmiyor. Geleceğim. Bakın biz ısrarla oradan söz alınca, ısrarla evet. Bu İçişleri Bakanlığı'ndaki saldırının arkasında yani Amerika'nın olduğunu geçen programda da ısrarla söyledik. Ve Amerika buna karşı bir takım yanıt verme, bir takım İşte karşılık verme çabaları vardı. Türkiye bu saldırıya bu yanıtı verdi. Ve sert bir yanıt verdi. Bir tek bu yanıtı vermedi biliyorsunuz. Aynı evet. Zamanda hava harekatları da Savunma evet. Bakanlığı tarafından sürdürüldü. Onu şimdi bununla ilgili Irak tarafında vardı. Hı-hı. Biliyorsunuz hem birinde hem üçündeydi galiba. Evet. Irak tarafında saldırılar vardı. Dün de buralar gerçekleşti. Şimdi Amerika'dan yapılan açıklamalar var. Ki onlara geleceğim. Elinde bilgi var mı bunun perde arkasına ilişkin? Hızlı ya, bir tur alacağım da o yüzden. Anladım. Yani şu anda orayla ilgili daha da geniş, yani harekatın biraz daha geniş olduğunu sanıyorum. Peki. Şöyle söyleyeyim. Hızlı sadece bunu istiyorum. Çok sıcak şeyler söyleyeceğim. Bir, bunun devamı gelecek. Yani evet. Birkaç saat içinde bir operasyon haberi daha alabiliriz. Tıpkı Kuzey Irak'a yaptığımız gibi. İki, Kuzey Suriye bölgesindeki Terfat, Ayn al-Arab, Münbiç ve en köşede Kamışlı. Bu dört bölge biliyorsun cep şeklinde 911 kilometreyi bozan peki. Yerler. Buraların dışında içeride Haseke ve Deir-i Zor'un kuzeyini de vurduk. Hı hı.
Tekrarlayayım mı? Evet. Kaseke ve Deir ez-Zor. Kaseke'de Seyfiye denilen bir bölge var. Orada PKK'nın 3 tane kampı var. O kamplar vuruldu ama üçü de vuruldu mu vurulmadı mı bilmiyorum. Hı-hı. Yani ona dair henüz şey yok, bilgi yok. Fakat o hedeflerin hepsi saptanarak hazırlık yapıldı. Bu operasyon perde arkası da şu, dün zaten fotoğraf yansıdı. 10.30'da Savunma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı, orada kararlaştırıldı. Hı hı. Saat 14.30'da Hakan Fidan, 17'de Yaşar Güler birebir aynı açıklamayı yaptı. Evet. Zaten o iş hani eli kulağındaydı, belliydi. Hatta ben dün akşam yayında, Ahmet Akın'ın yayında dedim ki, bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden vuracağız ısrarla. Çünkü o kararlı açıklama ve o o fotoğraf bir kere bir aksiyonel ona geleceğim, pozisyon. Ona geleceğim. Bu, ve o açıklamalar da çok sertti tonu. Evet. Yani normalde biz, paşam daha iyi bilir, operasyon yapmadan önce o bölgedeki muhataplarımıza haber verip diyoruz ki biz oraya operasyon yapacağız. Ey Amerika, ey Rusya, her neysen orada durma. Bu kez biz dünya kamuoyuna yaptık. Aradan çekil, hedef olursun diye. Bu sert bir mesajdır. O sert mesajın karşılığı budur. Ha bu operasyonlar bir kara hareketine dönüşür mü? Yani evet, ama zamanlamayı kestirmek çok zor. Peki.